Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda merkezi atama başlamadan önce örnek tercih kılavuzunu bizler neye dikkat etmemiz gerekiyor ve başvurmamız gereken önemli diğer kısımlar hangisidir? Kaç puanla nereye atanabiliriz gibi önemli kısımlara tek tek değinmiş olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan, tüm memur atamasından, ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Sadece merkezi atamayla sınırlandırmayın kendinizi. Diğer bakanlık ilanlarına veya iş kur atamalarına, üniversite alımlarına, belediye alımlarına hepsine göz gezdirin ki şansınızı artırmış olun arkadaşlarım. Peki, merkezi atama bünyesinde bizler bu videomuzda özellikle herhangi bir lise mezunu, düz lise, mesleki teknik lise, Anadolu lise veya farklı diğer liselerden mezunsanız herhangi bir lise mezunu nereye başvurusunu yapabilir gibi önemli kısma değinmiş olacağız. Bunun diğer bir versiyonu ön lisans ve lisans için de zaten ayrı video çekeceğim. Fakat burada aktaracağım önemli bilgiler hem lisans için de hem ön lisans için de geçerli olduğunda belirtmek isterim arkadaşlar. gelen merkezi atama ne zaman olur? genel merkezi atama yani bazı kurum ve kuruluşların açmış olduğu kadro pozisyonları yılda iki kez olmaktadır. Mesela daha önceki süreçte 2020'ye 1, 2020'ye 2 veya 2021'e 1, 2021'e 2. Şu anki yılda ise 2022'ye 1 oldu. Beklemiş olduğumuz merkezi atama ise 21 Aralık tarihinde olacak olan 2022'ye 2 tercih kılavuzudur. Bunların haricinde bakın bazı kurum ve kuruluşlar açmış olduğu genel merkezi atama dışında diğer bakanlıklar da ilan açabilir ve ÖSYM'ye bildirebilir. Mesela Sağlık Bakanlığı hali Yazı'da bir atama yapıyor. Onun tercih kılavuzu ise 2022'ye 11. Bir başka merkezi atama olsa mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bugün yayınlansa 2022'ye 12 olacak. Daha sonrasında Ticaret Bakanlığı yayınlasa 2022'ye 13 olacak, 14 olacak, 15 olacak. Yani bakanlıkların kendi bünyesinde açmış olduğu alımlarda 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20'ye kadar bu şekilde gidebilir arkadaşlarım. Ama genel merkezi atama bazı kurum ve kuruluşlarına açmış olduğu lise, ön lisans, lisanslar ise yılda iki kez olduğunda da belirtmek istiyorum. Sizler atanana kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama yoktur. Bir defa başvurdum çıkmadı bir defa daha başvuramaz mıyım gibi bir soru gelirse hayır arkadaşlar herhangi bir soru olmaz. Sizler atanana kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. Fakat o puanla merkezi atamada yerleşmişsen bir başka ÖSYM atamasında Maalesef ki o puanı değerlendiremiyorsun. Ta ki farklı bir sınava girdiğin takdirde. Bunun bilgisini en başta vermek istiyorum sizlere. Pekala bunun haricinde sizler kaç puanla nereye başvurabilirsiniz gibi önemli kısımları aslında hem Instagram sayfası üzerinde paylaşmıştım. Hem de YouTube üzerinde göstermiştim sizlere arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmıştım. YouTube'da anlatmış olduğum bilgiyi yine yorum kısmına sabitleyeceğim. Sizler rahat bir şekilde oradan ulaşım sağlamış olacaksınız. Ama kısaca şöyle bilgi verecek olursak da özellikle lise düzeyinde. Sizler 50 ile 60 puan arasındaysanız işkol, işçi, temizlik, hizmetli, destek personeli, merkezi atamalara bakabilirsiniz. Veya 60 ile 70 arasında bir puanınız varsa siyah yazılara ilave olarak güvenlik görevlisi, aşçılık, teknisyen, bahçıvan, uzman çavuş alımlarına başvuruda bulunabilirsiniz. 70 ile 100 arasında bir puanınız varsa da zabit katibi, mübaşir, infaz koruma, icra katibi memurluk alımlarına başvuruda bulunabiliyorsunuz arkadaşlarım. Zaten bunun detaylı videosunu çektiğim için tekrardan ayrıca detaylandırmama gerek yoktur. Sizler rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaksınız. Yani demem şu ki merkezi atamayla tınlandırmayın kendinizi. Diğer tüm ilanları da aslında diğer tüm atamaları da değerlendirmiş olun. Çünkü merkezi atamada sayı kısıtlı olduğu için oldukça şansımız düşüktür. Hani ne kadar atama güzel olursa olsun mülakat olmadan işte tercihini yapıyorsun bir hafta sonrasında aşkanıyor maksimum 2-3 hafta sonrasında işe başlıyorsun çok güzel bir atama o ayrı bir mesele ama kendi bölümünüzde bir alım yoksa ve sayı epeyce yüksek değilse maalesef şansımız oldukça düşüktür. Merkezi atamaya çok bel bağlamayın ama merkezi atamada şansınızı da değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Pekala bunun dışında sizler şarjı yaparken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tablo üzerinden önemli kısımları aktarmış olalım arkadaşlar. Şimdi örnek versiyonda sizlere aktaracağım bir önceki tercih kılavuzunda 2022 yani bu yılın son atamasındaki versiyonunu sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Mesela hangi düzeyde atamalar olmuştu? Lise düzeyinde. Şöyle bakacak olursak da teknisyen alımları mevcuttu, şoför alımları, teknisyen veya vagon teknisyeni, şoför sağlık teknisyeni, hizmetli, şoför, bilgisayar işletmeni, memur kadrosunun aşılmış olduğunu görmekteyiz. Şoför alımı vardı veya diğer düzeyde yine şoför alımları, teknisyen alımları mevcuttu. İşte bu şekilde görmüş olduğunuz gibi maalesef düşük bir atama söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Lise düzeyinde bu yıl itibariyle yüksek bir atama olursa seçim öncesi olduğu içindir. Genel itibariyle hep seçim öncesinde bu sayı artıyor. Mesela kaç puanla kapatı bilgisini de birazdan vereceğim. Bu sene sınav zor olduğundan dolayı da yüksek ihtimalle puanlar biraz düşmüş olacaktır. O ayrı mesele. Hani o yüzden merkezi atamada şansınızı değerlendirin ama merkezi atamaya bel bağlamayın arkadaşlarım. Özellikle kod kısımlarından başvuru yapacağınızı ÖSYM üzerinden tüm başvuruların alınmış olduğunda belirtmek istiyorum. Şu kodları sizlere girerek günü geldiğinde tekrar anlatmış olacağım. Zaten başvuru nasıl yapılır ilgili kısmı da adım adım göstermiş olacağım merak etmeyiniz. Sizler rahat bir şekilde hepsine ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum. Bunun haricinde sizler özellikle şuraya dikkat edin arkadaşlar. Nitelik kodlarından hatta biraz daha yaklaştırayım. Bakın adet sayısına dikkat edeceksiniz. Daha sonrasında nitelik kodlarına ve özel koşullara bakmış olacaksınız. Nitelik koşulları içerisinden bir tanesini, özel koşulların ise hepsini. Şimdi ben burada neyi anlatmaya çalıştım? Mesela burada 2001 diyor ya. 2001 nitelik kodu nedir? Hemen baktığımızda 2001 Orta öğretim herhangi bir alandan mezun olmanız gerektiğini yazmış durumda. Bakın buradan ulaşım sağladım. Orta öğretim için nitelik kodu şurada belirtilmiş durumda. Tablomuzda da burada. Özel koşullar da burada. Mesela özel koşullarda var mı bir şey? Hemen bakalım. Şurada demiş 6514 özel koşulunu taşımış olman gerekiyor diyor. Baktığımız sayede 6514 nitelik koşulu işte burada D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak diyor. Bakın şu özel koşulu taşımadığınız takte başvurunuzu yapsanız dahi atansanız dahi maalesef işe başlatılmazsınız arkadaşlarım. Veya 6519 diyor. Bakın özel koşul olduğu için bunu da taşımak zorundasınız. Ne diyor? İstenilen sınıftaki sürücü belgesen sahip en az 5 yıldır sahip lazım diyor. Veya diğer nitelik kodu ne diyor mesela? 7302. Hemen ona da bakalım. 7302 neymiş? Bakınız başvurma özel şartları bölümü şofördür diyor. Yani sizler şoför bölümüne atanacağınızı belirtmek istiyor arkadaşlar. Bunun dışında mesela nitelik kodlarından baktığımız sayıda 2085 diyor. 2085'in geldiğiniz takta şöyle inceleyeceksiniz. 2085 nitelik koşulu nedir? Orta öğretim kurumlarının sistemler teknolojisi dallarından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz diyor. Hani herhangi bir lise mezunu buraya başvurusunu yapamaz. Herhangi bir lisenin başvurabileceği nitelik kodu sadece ve sadece 2001 nitelik kodudur. 2001 nitelik kodu dışında sizlerin kendi bölümünüzde alım varsa epeyce şansınız yüksektir. Çünkü düşük puanla kapatabiliyor. Ki birazdan puan tablosuna da bakmış olacağız. Bakın 2000 minitelik kodu var. Evet var ama maalesef düşük düzeyde. Yani bizlerin istemiş olduğu gibi binlerce atama olmamaktadır. O yüzden sadece merkezi atamaya bel bağlamayın. Diğer genel atamalara da bakmış olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani lise düzeyinde maalesef bu şekilde. Ama ön lisanslı lisanslar bir tık daha şanslı olabiliyor. Ama bu yıl itibariyle yüksek ihtimalle seçim olacağından ötürü de Kontajan sayısı da artırılabilir günü geldiğinde hepsine bakmış olacağız arkadaşlar. Şimdi puan tablosuna baktığımız takdirde mesela düşük bir alım olduğu için ve 2020 sınavı da çok zor olmadığı için hep yüksek puanla kapatılmış. Bu sene puanlar bir tık düşecektir ve alım sayısı bir tık artmış olacaktır diye tahmin ediyoruz arkadaşlarım. 78 puanları görebilirsiniz, hatta 72 puanları dahi görebilirsiniz. İşte buradaki en büyük avantaj kendi bölümünüzden bir alım olduğu takdirde bu şekilde düşük kapatabiliyor. Ön lisansta kimi zaman 65'lere kadar da indiğini görmekteydik. İşte bölüm bazlı bir atama olduğu takdirde ve sizin bölümünüzden bir alım olduğu takdirde bu şekilde düşük kapatabiliyor. Ama herhangi bir lise mezununun başvurabildiği memur kadrosu, hizmetli kadrosu, şoför kadrosu yüksek kapatabiliyor. Mesela memur kadrosuna 87 puanla atanmış olan arkadaşlarımız da vardı. Sinop İl Özel İdaresine memur olarak lise düzeyinde atamalarda mevcuttu. Yine günü geldiğinde hepsini tek tek değerlendirmiş olacağız zaten arkadaşlar. Ayrıyetten başvuru nasıl yapılır? başvuruda dikkat edilmesi gerekenler veya önemli diğer kısımları hepsini ayrıca sizlere aktarmış olacağız. Bu videomuzda lise için başlamış olduk. Önümüzdeki diğer videoda ön lisans. Daha sonrasında lisans için de ayrı ayrı videolarda sizlere bilgi aktarmaya devam etmiş olacağız. Lütfen tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.